özellikle Baki gibi takıma karşı oynamak gerçekten zor. Baki takımı birinci dakikadan son dakikaya kadar tamamen mücadele eden, rakibi zorlayan, agresif oyun ortaya koyan bir takım. Ancak futbol gerçekten çok ciddi bir iş. Rakip kim olursa olsun oyuncularımın oyunu çok ciddiye alması gerekiyor. Baki gibi bir takıma karşı oyunu hafife almak, pozisyonları hafife almak, olabilecek gol pozisyonlarını heba etmek her geçen dakika sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla 90 dakika içerisinde sürekli rakibi zorlamak, gol pozisyonuna girme çabası içerisinde olduk. Ancak ortaya konan performanstan son derece mutsuzum. Çünkü benim oyuncularım, başta Sadio olmak üzere ve diğerleri daha ciddi olmak zorundalar. Eğer biz ligde iyi konumlara gelmek istiyorsak, maç ne kadar zorlu olursa olsun gol bulmalıyız. En kötü bir golü atabilmeliyiz. Pozisyonları heba etmemeliyiz ve daha ciddi olmalıyız. O açıdan ortaya konan performanstan son derece mutsuzum. Oyuncularımın her bir maçı büyük ciddiyetle oynaması gerekiyor. İyi oynamadığı maçta dahi girdiği pozisyonu gole çevirmesi gerekiyor ki bir sonraki adımda daha önemli maçlara çıkalım. Dolayısıyla ortaya konan performans hiç açıcı değil. Umut ediyorum ki önümüzde iki maç daha varsa, ciddi maçlar var. Onları telafi etmemiz gerekiyor. Oyunsal anlamda biz iyi durumdayız. Baki maçını bir kenara bırakırsak. Ancak netice anlamında başarılı değiliz. Çünkü bizim komandamız ortaya koyduğu futbolla girdiği pozisyonlarda bugün çok daha fazla puanları toplaması gerekiyordu. Ancak zaman zaman bu konsantrasyon kayıpları bize son derece zarar veriyor. Baki maçında olduğu gibi. Komandamız gerçekten güçlü bir rakip. İyi bir takım. Ancak bugünkü performansa baktığımız zaman sağ şartı, rüzgar, rakibin agresif oyunu bunları mazereti yok. Oyun zor olabilir. İstediğimiz oyunu ortaya koyamamış olabiliriz. Ama bizim klas ayaklarımız, futbolu iyi bilen ayaklarımızın bu maçı bir şekilde galip bitirmesi gerekiyor. Sorun orada. Evet, bizim en önemli oyuncumuz Raid. Çok dirençli. Oyunun iki yönünü çok iyi oynuyor. Performansı son derece olumlu. Hem savunma açısından bize son derece destek verirken hücum yönünde de, neticeye gitme yönünde de bize çok destek veriyor. Raid'in olmaması sadece Raid değil, Raid'le birlikte tabii birkaç eksiğimiz daha var. Bunların eksikliğini ciddi şekilde de bugün hissettik. Bizim takımımızda her gün çok ciddi antrenmanlar yapılıyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Efran sonradan oyuna girdiği için tabii ki biraz daha sıkıntılı başladı ikinci yarıya. Ancak neticeye yönelik olumlu pasları da oldu. Yani Efran'dan çok memnun değilim ama memnun değilim de diyemem. Burada zayıf olan, kendisinden çok daha fazla beklenti içinde olduğum kişi Sadio. Onun oyunu istediğimiz seviyede olmadı. Evet, genel olarak bizim daha güçlü olmamız için, daha dirençli olmamız için ve neticeye oynayabilmemiz için transferlere ihtiyaç vardır. Bunlardan biri merkez savunma mevkiine, bir tanesi de gol noktasına. Umut ediyorum ki bu konuda olumlu adımlar atarız ve takımımıza iki tane önemli ismi kazanır.